2023 yılı bize tam olarak ne getirecek? Aslında Çavuşoğlu ve Erdoğan sözlerinin satır aralarında bizi nelerin beklediğini söylüyor. Bana da sadece şifreleri çözmek kalıyor. Güç dengelerinin, dikkatinizi çekerim burası çok önemli, dünyanın merkezine kaydığını görmemek için kör olmak gerekir. Şimdi gelin o sözlerdeki satır aralarını deşifre edelim. 2023 küresel jeopolitik yol ayrımı yılı olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her yıl sonunda düzenlediği ve geçmiş seneyi değerlendirdiği geleneksel basın toplantısında aklımı meşgul eden 3 cümleden biri buydu. Türk Ulusal Güvenlik Mimarisi ve Dışişleri Bakanlığı o kadar işle uğraşıyor ki bunların karnesini çıkarmak bir yana dökümünü yapmak bile el tutuyor. Bu yüzden Akdeniz, Libya, Yunanistan, Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Afganistan, Avrupa Birliği, hele Amerika, Suriye, normalleşme, arabuluculuk, Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı, Yeni Asya, üçlü formatlar, Afrika, siper ve siber savaşlar türünden deve dişi gibi konular ancak stratejik gerçeklikler olarak dillendirilebildi. Yine de benim aklımda o üç cümle vardı. Diğer ikisini de söyleyeyim. Yeni sistemin doğum sancıları ve gevşek çok kutuplu sistem. Kendi sahnemizi kurduk. 2023 küresel jeopolitik yol ayrımı yılı olacak. Hoş, tesadüf de sayabiliriz. Cumhuriyetin 100. yılı ile yeni küresel sistemin doğum sancılarının tokalaşmasını. Bu kanalda yıllardır ve çok defa paylaştım. Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği dönüşüm ile yerkürenin ekonomik, siyasi, askeri, sosyal krizlerinin buluştuğu zamanlamanın Türk dış politikası ve uluslararası ilişkilere bakışında form değişikliği yarattığını. Bizde yok canım dünya aynen duruyor, konjektürel gelişmeler bunlar, düzen aynen devam edecek diyenler hala bulunduğu için Türkiye onların yükünü de çekerek yeni sistemin doğum sancılarına ekledi. Bu hibrit gelişme ve ortaya çıkardığı form değişikliği günümüze kadar orta boy ülke olarak anılan kimi coğrafyaların özellikle de Türkiye'nin uluslararası oyunculuğuna daha çok replik yazmakla kalmadı. Oyunun gidişatını da tek başına etkileme imkanı yarattı. Tabloyu tarifte zorlananların akıl karışıklığı, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin rolüyle karıştırmalarından kaynaklanıyor. Zamanın ABD, NATO, Rusya-Varşova Paktı gerginliğindeki Türkiye ile günümüzdeki Doğu-Batı rekabetindeki Ankara pozisyonunu benzetmekten geliyor hata. İlkinde Türkiye'nin rolü falan yoktu. Figürandı Türkiye. Uluslararası dinamikleri etkilemesi, değiştirmesi falan mümkün değildi. Senaryo ne yazıyorsa onu oynuyordu. Acı gerçek budur. Batı'nın gerçek yarası. Yeni sistemin ne doğuracağını bilmiyoruz. Jeopolitik sabakta hangi yolu tercih edeceğimize de karar vermedik. Kendi yolumuzu bulmamız gerektiğini, hatta kendi yolumuzu yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Belirsizlik karar vermemizi zorlaştırıyor ama şunu da görüyoruz. Riskler kadar fırsatlar var. Fırsatlara kapılıp risklere körleşmemeye çalışıyoruz. Temkinli olurken de fırsatları kaçırmamaya. Bir yandan da Türkiye'yi yeni dünyaya uyumlu silah ve mühimmatla donatmaya çalışıyoruz. Her alanda. İç siyasetin de takım oyununu öğrenmesi gerekiyor. En yorucu olan da bu. Sabit şu. Son 100 yıla damgasını vurmuş Batı Amerika hegemonyası eriyor. Buna mukabil birkaç ülke daha çok pay istiyor. Hem maddi hem politik. Başta tek Türkiye, moral değerler üzerinden getirdikleri şikayet ve itirazları da var. Çoğu da haklı. Adalet, Batı'nın ağır zafiyetlerine dönüşmüş durumda. Onlar da eski düzenin sürmesi için direniyorlar. Üstelik değişimin kaçınılmazlığını gördükleri halde. Bu da her yere krizleri savaşlara dönüştürecek barut fıçıları yerleştiriyor. Salyaları üzerimize damlarken, doğacak çocuğun cinsiyeti üçüncü bir tür de olabilir. Bu kimsenin tartmadığı bir ihtimal. Son 100 yıl ekonomik ve siyasi güce sahip devasa şirketler yarattı. Bunlar insanlığın en korunmasız hassasiyetlerine yöneliyorlar. İklim, farmakoloji, teknoloji, internet, sosyal medya, enerji, sağlık, beslenme ve benzeri. Üstelik birçoğu iktidarlar üzerinde inanılmaz etkilere, güce sahipler. Her iktidar lider koltuğa siyaseten boşlu oturur. Açıkların yazılı olduğu senetlerin büyük kısmı yine bu holdinglerin kasasında tutuluyor. Saydığımız başlıklar genellikle yaşanan rekabet ve savaşların türevleri, komplikasyonları, çok fonksiyonları kabul ediliyor. Öyle değil. Türkiye bu alanlarda da bağımsız, kendine yeten, patentlerin sahibi olmak zorunda. Ekonomik, politik, askeri düzenini tahkim edip yükseltirken bu alanları eksik bırakamaz.
Çünkü çok kutupluluk yeterli ve doğru bir tespit ise ki tartışmalı, yeni kutuplardan biri de bu. Yanlış tercih artık bizim suçumuz olur. Mesela Ukrayna Savaşı enerji bağımlılığı konusunda acı tecrübeler ortaya çıkardı. Çağdaş Avrupa'nın ne kadar eksik kaldığını gördük. Şimdi petrol ve doğalgaz için 4-5 katı fiyatlar ödeyerek Amerika'ya iyice ilişik hale geliyorlar. Rusya, Avrupa enerji nakil hatlarının sabote edilmesi gibi basit gerçeğe dahi körleşip çaresizleşebiliyorlar. Halklarının kafası da basmıyor ama bu taktik bilmediğimiz bir yöntem değil. O yüzyılın klasiklerinden. Peki enerji krizi kıtasal bağımlılıklar yaratırken iklim değişikliği üzerinden önümüze getirilen yeşillik ne? Konvansiyonel enerjiye mahkum ederken göğüslenmesi imkansız meblağları ödeyeceksiniz diye yeni enerjiye geçiş dayatmaları ne? Cevapları hazır. Eski enerjiye bağımlı olduğumuz için şimdi zor duruma düştüğünüz artı dünya kirleniyor. Güzel değil mi? Peki yeni enerjiye geçiş için trilyon dolarları kime ödeyeceğiz? Yeni tür bu. Yüzdük kuyruğuna geldik. 2023, 7 yıl içinde sonuçlanacağı tahmin edilen küresel jeopolitikteki yol ayrımında nereye gideceğimizi gösterecek eşiktir. Ekonomide, dış politikada, iç siyasette ve yeni küresel sistemde tercihler yapacağız. Karar bizim. Artık onları suçlayamayız. Küresel ekonomi açısından oldukça çalkantılı bir yıl geride bırakıyoruz. Başta bu yılın ilk seyirinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere pek çok önemli gelişme küresel ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkide bulundu. Ancak malumunuz üzere takvim yılının değişmesi sorunları bir önceki yılda bırakmıyor. Yani 2022'den pek çok sorunu ve riski 2023'e taşıyoruz. Küresel ekonomide 2023 yılı için en çok konuşulan konuların başında resesyon geliyor. Yüksek enflasyona bağlı uygulanan sıkılaştırıcı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak büyük ekonomilerde bir daralmaya ilişkin beklentiler daha da belirginleşiyor. Teknik olarak bir ülke ekonomisinin üst üste en az 2 çeyrek daralmasına resesyon diyoruz. Elbette bu daralmanın ne kadar uzun süreceği ve boyutu son derece önemli. Diğer yandan Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisi için söylediği üzere yüksek enflasyonu indirmek için bu daralmaya ihtiyaç var. Hatta Powell bu daralmanın belirli ölçüde işsizliğe de neden olacağını söyleyerek bunun acısız bir yolu yok dedi. Ancak çok derin bir soruna neden olmamak için ılımlı resesyon senaryosuna yönelik olacak şekilde Fed'in faiz artış hızını yavaşlattığını görüyoruz. 2022 yılı merkez bankaları açısından da oldukça zor geçti. Görünen o ki 2023'te öyle olacak. Çünkü bir yandan merkez bankaları yüksek enflasyonla mücadele etmek zorundayken, diğer yandan ekonomi yöntemleri pandemi sonrası ve savaş dönemi nedeniyle destekleyici politikaları hayata geçirmek zorunda. Bu durum bir politika çatışmasını da beraberinde getiriyor. Bu politika çatışmasının merkez bankalarının işlerini zorlaştırdığı aşikar. Bu bakımdan başta Fed ve ECB olmak üzere büyük merkez bankaları son toplantılarında faiz artış hızlarını yavaşlattılar. Ancak konu bu kadar basit değil. Zira faiz artış hızlarının yavaşlanması enflasyonun hedeflenen seviyeye gelmesini geciktiriyor. Bunun farkında olan merkez bankaları ise politika faizlerini daha önceden tahmin edilen seviyeden daha yukarı koyacaklarını beyan ediyorlar. Tabii faizleri çıkardıkları yüksek seviyeye ne kadar uzun süre tutmak zorunda kalacaklarını da ayrı bir tartışma konusu. Böylesi bir sürecin kaçınılmaz sonucu ise ekonomilerin potansiyel büyümelerini yeniden yakalayabilmesinin tahmin edilenden daha uzun süreceği. Konunun insani boyutunu tartışmaya bile gerek yok. Savaşın bir insanlık suçu olduğu besbelli bir gerçek. Öte yandan savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri de gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor. Bu bakımdan savaşın ne zaman biteceğine ilişkin sorunun cevabı çok önemli. Dileğimiz savaşın bir an önce sona ermesi. Ancak gerçekler bunun çok kısa sürede mümkün olmadığını gösteriyor. Hatta henüz Avrupa en kötüyü görmüş de değil. Avrupa için esas zor dönemin 2023 kışı olacağı konusunda da bir kenara not etmek lazım. Küresel emtia fiyatlarındaki hareketleri izlemek için Bloomberg Emtia Spot Endeksi verisini takip ediyoruz. Söz konusu veriye göre, küresel emtia fiyatlarında belirgin bir gerileme başlamış durumda. Ancak rakamlar savaş ve pandemi öncesi dönemin çok üzerinde. Tahminlere göre ise uzunca bir süre asla eski seviyesine geri dönmeyecek. Fiyatlar Haziran başından bu yana gerilese de halen 2008 küresel finansal krizi ve 2010 Avrupa borç krizinde oluşan tepe noktalarının çok üzerinde. Savaş ve pandemi öncesi dönemin ise çok uzandı.